Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iPhone 14 mü yoksa iPhone 16 mı sorusuna yanıt vermeye çalışacağız. Biliyorsunuz Apple birkaç gün sonra yeni nesil iPhone modelini tanıtmış olacak. Ama şimdiden iPhone 16'ya dair tüm detaylar ortaya çıktı. Yani biz Yonga setinden tutun da yeni gelecek olan fiziksel özelliklerine kadar pek çok detaya hakimiz. Şimdi arkadaşlar bu yıl şöyle bir şey oldu aslında. Biliyorsunuz Apple normalde daha ince anakarta sahip bir iPhone yapmayı hedefliyordu. Fakat bu anakartlar, daha doğrusu geliştirilen yeni ince anakartlar sağlamlık testini geçemeyince biraz Apple'ın elinde patlamış gibi oldu. Dolayısıyla iPhone 16 tarafında hani pek de böyle beklenmeyen bir gelişme yaşandı diyebiliriz. Önümüzdeki süreçte muhtemelen iPhone 16 çok büyük sürprizlere gebe olmadan karşımıza çıkacak. Ve Apple'ın bu etkinlikte asıl başrolü Apple Intelligence'a, yani yapay zeka desteğine asıl başrolü vermesi bekleniyor. Şimdi arkadaşlar, durum böyle olunca pek çok kişi şu soruyu sormaya başladı. Ya ben hani yeni bir iPhone'a geçmeyi planlıyorum ama acaba hani iPhone 16 mı alsam yoksa iPhone 14 mu alsam diye soruyorlar. Biz de bu karşılaştırmayı özellikler bazında yapalım istedik. Şimdi arkadaşlar şunu hemen belirtelim sizlere. Boyut olarak bir farklılık beklenmiyor. Yani sızdırılan kalıplar iPhone 16'nın da yine 6.1 inçlik bir ekranla geleceğini gösteriyor bizlere, ki iPhone 14'te de yine bu ekran boyutu 6.1 inçti. Şu takılabilir kafanıza, ya iPhone 14'ten çentikli bir tasarım vardı. Dolayısıyla iPhone 16'da yine iPhone 15'te olduğu gibi dinamik ada şeklinde bir tasarım karşımıza çıkacak. Ama şu var, biliyorsunuz yeni iOS'le birlikte çentikli modellere de dinamik adadaki özellikler gelecek arkadaşlar. Yani o çentik kısmını siz aynı dinamik adadaki özelliklerle kullanabileceksiniz. O yüzden hani ya bunda dinamik ada var, İşte bunda çentik var, bu sizler için çok büyük bir sorun olmayacak. Bunu sizlere belirtmiş olalım. Şimdi iPhone 16'da arkadaşlar Action buton ya da Capture buton diye bir yeni butonun geleceği biliniyor. Yani bu butonu biz fotoğraf çekerken kullanabileceğiz, fotoğraf yakınlaştırırken kullanabileceğiz. Bize biraz daha böyle fotoğraf çekmeyi ya da video çekmeyi pratik hale getirecek bir tuş üzerinde çalışıyor Apple ve bu iPhone 14'te bulunmayacak. Ha, çok mu lazım? Bana göre çok böyle dünyaları kurtaracak bir yenilik değil arkadaşlar. Çünkü zaten biliyorsunuz normalde Apple modellerinde siz ses açıp kapamaya bastığınız zaman da ne yapıyorsunuz? Fotoğraf çekebiliyorsunuz. Yani burada hani kameraya erişim için özel bir tuş atanması, bir telefon almaya hani şöyle diyeyim daha doğrusu, bir telefondaki büyük bir yenilik olarak lanse etmeye değer mi? Bu biraz soru işareti. Gelelim en önemli noktaya. Sızdırılan bilgilere göre iPhone 16'daki Apple Intelligence desteği iPhone 14'e gelmeyecek arkadaşlar. Burada biraz işler karışıyor. Eğer sızdırılan bu bilgi doğruysa Apple Intelligence desteği iPhone 15 ve sonrasındaki modellere gelecek. Ama dediğimiz gibi bu henüz kesinleşmiş bir bilgi değil. Dolayısıyla Apple etkinlik günü ya da daha ileri bir tarihte bu özelliğin eski iPhone modellerine de geleceğini duyurabilir. Fakat şu andaki sızdırılan bilgi Apple Intelligence'ın iPhone 14 tarafından desteklenmeyeceği yönünde arkadaşlar. Bunu belirtelim sizlere. Depolama seçeneklerinde vesaire bir farklılık zaten olmayacak. Yonga setinde biliyorsunuz biz iPhone 16'da Apple A18 ya da A18 Pro'yu göreceğiz. iPhone 14'te ise Apple A15 Bionic vardı arkadaşlar. RAM tarafında da 8 GB'a 6 GB gibi bir karşılaştırma söz konusu. Kameralara baktığımız zaman ana kamera arkadaşlar iPhone 16'da 48 megapiksel olacak. Bunu artık biliyoruz. iPhone 14'e baktığımız zaman ise 12 megapiksellik bir ana kamera mevcuttu. Ayrıca iPhone 16'daki İkinci kamerada makro desteğine sahip bir geniş açılı kamera olacak. iPhone 14'teki düz bir geniş açı kamerasıydı. Dolayısıyla bu noktada da ufak farklılıklar mevcut. Tabii ki Apple zaten her yeni modelinde kamera tarafında üstüne katarak ilerliyor. Bunu zaten biliyoruz. Nitekim bu durum iPhone 16'da da devam edecek. Ama şu var, hani ya ben çok fazla zaten fotoğraf çekmiyorum. Makro fotoğrafta neymiş? Yani yakınlaştırıp çeksen ne olur, çekmesen ne olur? Eğer bu kafalardaysanız zaten bu sizin için çok fazla önemli değil arkadaşlar. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Pil kapasitesine gelecek olursak yine burada sızıntılardan ilerleyeceğiz. %6 ile %10 arasında bir pil süresi artışı olacak deniliyor. Ama bu henüz kesin değil. Bunu size belirtmiş olalım. Ve son olarak şunu da belirtelim sizlere. MagSafe desteği yine iki cihazda da mevcut. İki cihazda da var arkadaşlar. Dediğim gibi burada bizleri en çok etkileyecek, karar vermede en çok kafamızı karıştıracak olan detay şu. Birisinde Apple Intelligence desteği var, diğerinde Apple Intelligence desteği yok. Ama burada önemli bir parantez açıyoruz. Apple önümüzdeki süreçte yapay zeka desteğini
eski modellerine de getirebilir. Şunu diyebilir. İşte sallıyorum. Aralık ayından sonra Apple Intelligence'ı işte iPhone 14, iPhone 13, işte iPhone 12'de de göreceksiniz diyebilir. O yüzden arkadaşlar etkinliği bekleyelim bunun için. Eğer yapay zeka kısmında kararsızsanız, yani ya ben yapay zekayı çok fazla kullanabilirim, yapay zeka benim telefonumda mutlaka olsun ama çok fazla para vermek de istemiyorum diyorsanız etkinliği bekleyip görelim arkadaşlar. Şu anda iPhone 14'ün hali hazırdaki fiyatını da ben size söyleyeyim. Yani Türkiye garantili alacak olursanız biliyorsunuz ülkemizde ithalatçı garantili vesaire de satılıyor arkadaşlar. Bunu zaten herkes biliyordur muhtemelen. Hali hazırda arkadaşlar iPhone 14 45 bin lira. Yani şu anda bakıyorum önümde. Hani en ucuz Apple Türkiye garantili olarak 45 bin Türk lirası civarlarında arkadaşlar. Yenilenmişi de 43 bine kadar var. Bu noktada iPhone 16'nın fiyatının biz 59 bin Türk lirası civarında olmasını bekliyoruz. Malum biliyorsunuz son dönemde dolar biraz artış gösterdi. Bir 34 liraları falan buldu arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde muhtemelen daha fazla yükselmeyecektir. Hani daha fazla yükselmesine ben çok fazla bir imkan vermiyorum dürüst olmak gerekirse şu anda. Zaten iPhone 15'in başlangıç fiyatı da Apple'ın resmi sitesinde 58.500 lira. Aynı fiyattan başlatmaz. Muhtemelen bir 60.000 Türk lirası civarından başlatacak arkadaşlar. Bu da bize şunu gösteriyor. Arada 15.000 Türk liralık bir fark mevcut. Şunu diyebilirsiniz. Ya 15.000 fazla verip iPhone 16 almaya değer. Ya da ya 15.000 çok hani arada bu özellikleri karşılayacak. Daha doğrusu bu fiyat farkının hakkını verecek bir özellik yok iPhone 16'da diyebilirsiniz. Ve tercihinizi iPhone 14'ten yana da kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ama dediğim gibi arkadaşlar bence etkinliği bekleyelim. Etkinlikten sonra bu karşılaştırma için bir video daha çekebiliriz. Hani Apple Intelligence gelecek mi gelmeyecek mi vesaire bunlara bakabiliriz. Ve ondan sonra karar verebiliriz. Hatta bu karşılaştırmaya iPhone 15'i de dahil edebiliriz. Daha sağlıklı olur. Evet, eğer bu konu hakkında sizlerin de yorumları varsa alt kısımda bizlerle paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.